kadar esiyor ki evimin kapısı açık duruyor. Kapatamıyorum bir türlü. Fırtına bütün çiçekleri mahvetmiş ama ben dersimi aldım. Gelecekte aç kalmamak için para biriktirmem gerekiyor. Artık bunu biliyorum. Her tarafa baktım ama yiyecek kalmamış. Yüzbaşı, 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 yüzbaşı. Sol ki 3-4, sol ki 3-4, yüzbaşı. Yüzbaşı neredesiniz? Yüzbaşı. Neden bağırıyorsun? Maya, üzgünüm ama seni görmedim bile. Hizmetindeyim. Ne var, yoksa bir şey mi oldu ha? Evet Maya, gerçekten çok güzel bir şey oldu. Ama bu askeri bir sır, sana söyleyemem. Anlıyorum. Bu büyük bir sır, bu yüzden sana söyleyemem. Ama yüzbaşının bunu bilmesi gerekiyor. Yüzbaşı, yüzbaşı, yüzbaşı. Çok değerli bir şey buldum efendim. Yavru bir kuş. Ne, bundan emin misin? Tabii ki eminim. Duydunuz mu çocuklar? Hizmetinizdeyiz efendim. Evet, hemen oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Sol ki 3-4, 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 sol ki 3-4. Vay. Onları izlenip öğreneceğim. Durun! İşte burada yüzbaşı, ne diyorsunuz? Bu gerçekten yavru bir kuş. Bu gerçekten değerli bir şey. Ama kuşlar bizim düşmanımızdır, bunu biliyorsun değil mi? Bana kalırsa henüz ancak 2 günlük olmalı değil mi? Ama bu çok tehlikeli. Demin de söylediğim gibi onlar bizim düşmanımız. Ama şu anda uyuduğuna göre eğer saldırırsak onu ele geçirebiliriz efendim. Ne dersiniz? Eğer bu yaratıkla geri dönersek size gerçekten çok büyük bir ödül verirler efendim. Tabii bu durumu da göz önünde bulunduracağız. Ona saldıralım mı efendim? Evet, saldıralım. Hadi bakalım. Hadi saldırın. Saldırın hadi. Kaçın. Kuş. Yavru bir kuş. Ama kocamansın. Merhaba. Anne. Anne mi? Anne. Bana anne diyorsun. Anne. Şu cesaretli Maya'ya bakın. Kuşu tek eliyle bile halledebiliyor. Ama onu önce biz bulduk ve onu bizim elimizden almaya hiçbir hakkı yok. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet, çok haklısın. Onu önce biz bulduğumuza göre bize ait olmalı değil mi? O zaman gidip onu Maya'nın elinden almalıyız efendim. Evet, iyi fikir. Hadi böyle yapalım tabii. Ben sizinle geleceğim. Böylece hiç korkmadığımı göreceksiniz. Hadi gidip getireyim onu. Ay. Lütfen gidin yüzbaşı. Bakın onu korkuttunuz. Ben mi? Merak etme küçük kız. Sana bir şey yapamaz. Ben seni korurum. O sana hiçbir şey yapamaz. Ondan korkuyorum. Sen hiç merak etme. Ben seni korurum. Kocaman bir iğnem var benim. Gidin buradan, onu korkutuyorsunuz dedim. Acaba bu kuşta ne yapmak niyetinde olduğunu sana sorabilir miyim sevgili Maya? Ne aptalca bir soru. Tabii ki ona bakacağım. Bakacak mısın? Ama neden? Çünkü beni annesi zannediyor ve ben de büyüyene kadar ona bakmalıyım. Bunu yapmanın pek kolay olacağını zannetmiyorum. Her neyse, buna karışmamamız gerekiyor. Hayır efendim.
Bizim yapılacak daha bir sürü işimiz var. Anne. Aslında deneseniz hoşlanabilirdiniz. Bu arı yavrusu benimle alay ediyor. Onların düşmanımız olduğunu bilmiyor sanki. Üçüncü defadır benim bulduğum bir şeyi elimden alıyor efendim. Elimiz boş dönersek neler olabileceğini düşünemiyorum bile. Yerinizde olsam bu kadar çabuk pes etmezdim yüzbaşı. Bu aptal kuşu tek başına büyütemeyeceğinden eminim. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Sen çok ihtiraslı birisin değil mi? Evet öyleyim. O zaman arada sırada buraya uğrar ve durumu öğreniriz. Geriye dön. Sağa ve sol adımlarla ilerle. Sol sağ, sol sağ, sol sağ. Aa, beni bekleyin. Ay anne, anne. Acıktım anne. Acıktım. Acıktım ya, çok acıktım. Peki ne yapacağız? Benim gel. Karnım çok aç. Ay benim karnım çok acıktı ama. Sırtıma bin. Ay şimdi nasıl kalkacağım? Denemek zorundasın. Ay, yapamıyorum anne. Hadi. Yapamıyorum. Düşündüm ve şuna karar verdim. Sanırım Harriet ismi tam sana göre. Harriet güzel bir at, sen de güzel bir kuşsun. Öyle değil mi ufaklık? Aa, şuna bak, uyuyakalmış. O kadar ağırsın ki. Ve şimdi sıra yeni bir işe geldi. Uyurken seni sıcak tutmam gerekiyor. Sen burada kal, gidip bir şeyler bulayım ben de, tamam mı? Bunun pek iyi olduğunu sanmıyorum ama hiçbir şey olmamasından daha iyidir, öyle değil mi? Maya, neredesin? Buradayım, buradayım Veli. Seni her yerde aradım, demek buradasın. Onunla ne yapıyorsun Maya? Bir yatak yapıyorum. Yatak mı? Neden? Sonra anlatırım. Önce yaprakları toplamalıyım. Ben de toplarım. Yine her zamanki gibi bir şey peşindesin galiba. Hayır, zavallı küçük Harriet'e bakıyorum. Harriet mi? Yeni dostlar bulduğuna göre artık ben ona yetmiyorum demektir. Bu Harriet kim Maya? Harriet'i uyandıracaksın. Aman Harriet. O nerede söyler misin lütfen? İşte burada. Anlamıyor musun? Ben artık bir anneyim. Bu iş gittikçe tuhaflaşmaya başladı. Peki ama o nerede Maya? Bebeğini bu kadar çok seviyorsan bu kadar yaprağın altına saklayamazsın. Bu ne olabilir? Bir kuş mu acaba? Bir kuş. Rüya görüyor olmalıyım. Maya, bu bir kuş ama. Haklısın ama çok hoş, öyle değil mi Willy? Beni dinle. Her zaman biraz çatlak olduğunu biliyordum Maya. Ama en vahşi rüyalarımda bile bu kadar ileri gidebileceğini göremezdim doğrusu. Onu büyüteceğim. Görürsün Willy. Biraz fazla ileri gidiyorsun Maya. Bizim doğal düşmanlarımızdan birini büyütmeye çalışıyorsun. Ya acıktığı zaman ne olacak? Tabii ki seni yutacak. Yapacağı şey bu. Ay, bunu hiç düşünmediğimi söylemeliyim. Evet, hiç düşünmedim. Neden hoşlanıp hoşlanmadığını bile bilmiyorum. Ben dönene kadar burada bekle. Gidip ona biraz polen topla. Ay, ama Tanrım beni yiyebilir. Umarım şimdi uyanmaya kalkmaz.
Anne. 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 Ben annen değilim. Tabii baban da değilim. Ben yiyeceğin hiç değilim. Anneyim. Güzel anneyim. Annem. Willy'yi korkutmuş olmalısın ama bunu sık sık yapmamalısın Harriet. Geliyor, bak işte geliyor. Büyüyüp güçlü bir kuş olmak istiyorsan getirdiklerimin hepsini yemelisin, tamam mı? Anneyim, anneyim, güzel anneyim, anneyim. Ay, ay, ay. Ay. Dinle Maya, böyle bir şey yapmaktan vazgeçmelisin. Bunu bir haftadır yapıyorsun. Eskilere söyledikleri şeyler doğru çıkar ve onlar kuşların düşman olduğunu söylerler. Eski dostun Willy'yi dinle Maya. Harriet gerçekten çok şey yiyen bir kuş. Ve her gün aynı yemekleri yemekten de hoşlanmıyor. Sürekli yeni bir şeyler bulmak zorunda kalıyorum Willy. Oh. Daha şimdiden memnun olmuyor. Maya! Solki 3 4 solki 3 4 solki 3 4 durun bakalım. Aa? Maya, Maya. Maya, Maya. Maya, Maya. Kuşu alacağız. Beni duydun mu? Harriet orada mısın? Evet. Aha, demek ki sonunda öldü. Gördünüz yüzbaşı, tam benim söylediğim gibi oldu. Evet, dediğim gibi eğer öldüyse bu durumda ben de terfi edebilirim. Tamam beyler, gidip onu alalım. Üstünüze götürün. Baş üstüne. Hadi bakalım. Sol ki 3 4 sol ki 3 4 sol ki 3 4. İmdat! İmdat! Kuş kaçıyor. Kaç. Kuş yaşıyor. Kaçın çabuk. Çabuk acele edin. Çabuk beni izle. Hemen kaçalım buradan. Of. Ay eyvah, kuş bizi takip ediyor. Bizi yiyecek şimdi. Kaçalım çabuk. Ay iyi kuş, bırak. Bırak beni kuş. Ay imdat, yardım edin. Ay eyvah, kuş bizi yiyecek. Hey, ne yapacağız? Hep senin yüzünden. Aa, kuş beni yiyor. Hey et, onları yapma, rahat kuş, bırak. Beni. Bırak onları, hadi bakayım. Kuş bırak beni diyorum. Ay. Sen ne yapıyorsun? Harriet hayır. Onları bırakmazsan anneye sana çok kızacak. Beni dinle. Annenin dediklerini yapman gerekiyor. Benim Harriet'im çok iyi bir kız, öyle değil mi? Bak canım, sana bir sürü polen getirdim ve bu sefer getirdiklerimin tadı da çok özel, bunu biliyorsun. Kurtuldum. Yaşasın kurtuldum. Sizden özür dilemem gerekiyor. Harriet'im böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim doğrusu. Ne diyorsun sen Maya? Neredeyse beni yiyordu. Durup dururken başımıza bir canavar çıkarttın. Sen çıldırmış olmalısın Maya, çıldırmış. Evet, şimdi sıra sende aptal karınca. Bana çok şey borçlusun. Gel bakayım buraya. Az kaldı yiyordu kuş beni senin yüzünden. Al bakayım şunu sen. Tanıdığım en yaşlıları hayatta kalmak için neler yapmamız gerektiğini bize öğretmişti. Ama bu durumda bu nasıl olacak ki? Filip, uyansana! Ay sen de kimsin? Ne oluyor? Ne var canım? Bana yardım etmelisin. Ne oldu Filip? Beni çok korkuttun. Filip, Maya'nın durumu kötü. Biraz deli olduğunu bilirdim ama bu kez çok ileri gitti, biliyor musun? Çok kötü. Bunu nereden çıkardın? Öyle uzanıp uyuyamazsın. Maya bir kuş buldu ve onu besliyor Filip. Bir şeyler yap. Ama ben bunda bir gariplik görmüyorum doğrusu. Ama ona bir de isim verdi. Ona Harriet diyor. Düşünebiliyor musun? Evet, bu çok iyi. Ama önünde sonunda Harriet ağzını açacak ve Maya da onun içinde olacaktır. Mümkündür. Söylediklerime inanmıyor musun? Horla bakalım. Çok geç olduğunda söylediklerimi hatırlarsın. Ay. Çok güzel. Tamam, aferin. Böyle yapacaksın. Biraz daha yukarı uç. Kanatlarını kullan. Tıpkı böyle yap. Ay. Kızımsın diye söylemiyorum ama harikasın. Aferin. Çok güzel ama yine düştün. Bir şey olmadı değil mi? Hazır olduğumu sanmıyorum anne. Belki arkadaşım Willy bir konuda bize yardımcı olabilir. Hadi bakalım gel. Hadi gel. Ay tamam. Tamam, şimdi beni izle.
Hadi Harriet. Ay 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 imdat 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 ay anne ay ay imdat ay ay gittikçe ağırlaşıyorsun, yakında seni taşıyamayacağım bile. Ay burada kaldım ama. Bu şekilde kanatlarını kullanman gerekiyor. Ay ay ay. Bak tıpkı benim gibi yap hadi. Ay çok güzel, harika, böyle devam et yoksa yine düşersin. Ay olamaz. Biraz dikkat et ya, ama gelişme gösteriyorsun, yakında uçabilirsin. Sana bir sorum daha olacak. Orada daha ne kadar yatıp horlamayı düşünüyorsun Filip? Evet. İşte geliyorlar Filip. Filip uyan. Maya ve Okuş buraya doğru geliyor. Uyan hemen. Sakınır, bir sakıncası yok. Sen keyfine bak ama Okuş en iyi dostlarımdan birini yerken burada olmak istemiyorum. Gidiyorum. Hoşça kal, o zaman sonra görüşürüz. Aa yeter artık. Veli izin verdi biraz uyuyayım. Aa yeter dedim. Bak gıdıklandığımı biliyorsun. Hadi git beni rahat bırak buradan. Hadi bakayım git. Ay bu bir kuş. İmdat beni yiyecek. Yardım edin. İmdat. Evet bunda. Tamam. Harika. Beni bekle, o kadar hızlı uçma Harriet. Sanırım Willy söylediklerinde haklıymış. Bundan sonra daha da dikkatli olmam gerekecek. Ne yapayım şimdi ben? Maya nerede acaba? Maya! Olamaz. Ona ne olduğunu öğrenmekten çok korkuyorum. Meyik. Ben onun yendiğini düşünürken o yatmış oluyor. Hey!
Evet, iyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Güle güle, geri dönmeyin. Dönmezseniz kesinlikle üzülmeyiz. Güle güle.